Merhaba arkadaşlar. Bugün ayrı ayrı açılardan çekilmiş geniş bir alanın fotoğrafını nasıl bir araya getirebileceğimizi öğreneceğiz. Yani şu şekilde. Örneğin burada 3 tane resim var. Şu resimlere bir bakalım. Bu birinci resim bir manzaranın sol tarafını gösteriyor. Buradan çekilmiş bir fotoğraf. Tabii kadraj yetmeyince bu kadarını alabilmiş fotoğraf makinesi. Bu biraz daha sağa doğru çevirmiş ve bu tarafı çekmiş. Ve biraz daha sağa çevirince böyle bir şu alanı da çekmiş, buraya yerleştirmiş. Tabii fotoğraf makinesinin kadrajı, yani çektiğimiz alan sınırlı olduğu için bu alanın tamamını alamamış ve böyle bir manzaradan bir kere de görmek zevkinden mahrum kalmış olabiliriz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Yani bu üç fotoğrafı nasıl birleştireceğiz? Elbette el yordamıyla kendimiz de yapabiliriz ama bunun için Photoshop bize kolaylık sunuyor. Şöyle mesela şunu bir atalım buraya. Bu fotoğraf burada kalsın. Bu fotoğrafların genişleyeceğini düşünerek şöyle bir şey yapacağız. Şuradan tıklayıp background'ı normal layer'a çevirelim ve image menüsünden canvas size, yani alanımızı genişletelim. Şöyle şunu 35-40 atıyorum ben. Salladım şimdi. Şunu da 15 yapalım. Ha, santimetre olacak burası da. 40'a 15 olsun. Geniş bir alan oluşturalım. Şöyle bakalım ne kadar geniş bir alan oluşturduk. İyi gibi. Biraz daha genişliğini arttırmak istiyorum. Belki yetmez. Yetmez. Zaten fazla gelirse kesebiliriz. Şöyle şunu 10 santim daha arttırayım. Genişliğini. Yüksekliği yeter çünkü. Böyle bir alan oluşturmuş olduk. Ctrl A diyeyim. Delete diyeyim. Hatta bunu da böylece sileyim. Şimdi böyle bir tablo oluşturmuş olduk. Böyle bir kompozisyon. Böyle bir bölge oluşturmuş olduk. Şimdi buraya bu 3 resmi de tutup sürükleyip atıyorum. Attım. Okey. 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 Üçü de geldi. Üst üste buraya geldi. Bunları Raster Slide yapmam lazım. Yani akıllı objeden çıkartıyorum. Çünkü böyle yaptığım zaman bu üçünü de seçmiş olayım. En alttakine basıp Shift'e basıyorum ve en üsttekine basıyorum. Aradakiler seçiliyor. Edit menüsüne geldiğimde Out Align Layers'ın açık olmadığını görüyorum. Bunun sebebi buna sağ tıklayayım. Raster Slide. Buna da ve şuna da sağ tıklayıp Raster Layer yaptıktan sonra şimdi bu üçünü seçebilirim. Seçtim ve geldim. Edit menüsünde Auto Align Layers'ın açık olduğunu görüyorum. Tıkladım. Şimdi bana diyor ki otomatik olarak kendi bildiğim gibi mi yapayım? Enlerden, boylardan birleştireyim, yoksa perspektif mi yapayım, yoksa kolej mi yapayım? Silindirel, spherical, resposition, yani göründüğü açıda mı? Zaten burada az çok küçük resimlerden bir fikir de veriyor ama otomatik olarak yap diyelim. Şöyle ve buna okey diyelim. Evet, okey dediğimiz zaman resmi otomatik olarak, bakın, layer'ları otomatik olarak hizalıyor bizim için. Bunu yaparken de kendi algoritmasını kullanıp resmin benzer taraflarını birbiri üstüne oturtuyor. Çünkü şu resme baktığımızda bu resimdeki dağ ilk resimde de var. İkinci resimde gelip bunu bir üst üste oturtmuş. Üçüncü resme baktığı zaman da şuradaki dağın bir parçası şurada var. Yani ortak noktaları bularak yakalıyor. Ama tabii her resmin çekiliş açısı farklı olabileceği için mesela bu resim biraz eğik çekilmiş, bu düz çekilmiş, şu sağa doğru eğik çekilmiş. Bunları birleştirdiğinde böyle yanlarda boşluk oluşturabiliyor. Ya şöyle yapacaksınız. Bunları bir araya getir. Mesela bunu şimdi bu şekilde oluşturduk ya arkadaşlar. Bakın size bir yol gösteriyorum. Ctrl, Alt, Shift ve E tuşuna bastığım zaman bakın en üstte bu layer'ların bütün hepsinin toplamını, bütün işlemlerimizin sonucunu şuraya getirdiğini görüyorum. Bunlarla oynamak istemediğim için şuraya en son halini bir kare içerisine getirmiş oluyor. Birleştirip buraya atmış oluyor yani. Ctrl, Alt, Shift, E. Bunu daha sonra da kullanacağız. Bunun iki yolu var. Şimdi ya bunu şuradan mesela Crop seçeneğimizi seçip şöyle resimdeki en şeffaf tarafa kadar yukarıda şuraya kadar çekeyim. Şuradan da şuraya çekeyim. Şuradan da şuraya çekeyim. Şuradan da şuraya çekeyim. Ve OK deyip birleştirebilirim. Ya böyle yapacağım. Bakın köşeler gitti. Ya da kaybolmasın hiçbir taraf diyorsanız Ctrl T diyeceksiniz. Ctrl T. Transform araçlarını öğrenmiştik önceki derslerimizde. Distort diyeceksiniz. Şöyle şu köşelerden şöyle çekerek dikkatli bir şekilde şöyle şuralara da böyle sonra da bakın buralar kaybolmadı. Çok bakın köşelere kadar getirip bıraktım.
Şöyle şurada da köşeye kadar geri bıraktım. Şöyle yapabildiğiniz kadar yaptıktan sonra Ctrl T deyip tekrar şurada warp aracını da kullanarak şöyle hafiften bir çarpıtma yapabiliriz. Az bir çok da resmin ana teması, yani resmin boyutlarıyla çok değiştirmeden resmi kurtarmış. Yani o boşlukları da kurtarmış olabilirsiniz. Bakın daha az kayıp oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunu delete diyorum. Bakın bu üç resmi üst üste getirdiği zaman şurada bazen böyle kırıklar olabilir. Olabilir yani. Çünkü resmi tam oturtamayabilir. Resmin çekiliş açısı farklı olabilir. Onun için mesela bakın şu araya şu iki resmin birleşmesi herhalde şurası. Mesela şuna bir maske atalım ve bunu siyaha boyayalım. Maskenin şu birleştiği yeri ve hardness değeri de şöyle %50 olsun, 30-40, evet şu da şöyle olsun. Şöyle değil, şöyle de değil. Bakın maskeyi seçmem lazım. Maskeyi seçeyim. Şöyle çok oldu. Evet burası değil. Şu maskeye getirip buraya bırakayım. Şu maskeyi seçeyim. Şuna bakalım. Evet. Şu maskede işliyormuş. Bu maskeyi en üste attım. Gördüğünüz gibi hardness değerli oynayarak şuradaki keskinliği de yok etmiş oldum. Böylece resmimi birleştirmiş oldum. Sağlıklı bir şekilde şuradan da crop yaparak şöyle işte deminki işlemimizi şöyle bu şekilde yapabiliriz. Peki Ctrl Z diyeyim. Şuradaki delete layer mask diyeyim. Ve şu üçünü tekrar karıştırayım. Evet şöyle karıştırdım. Şimdi bu üç seçeneği seçip tekrar gelip şuradan edit menüsünden auto ile layers bir de spherical yapalım. Okey diyelim. İşledi. Bu şekilde verdi. Bir bakalım başka. Mesela çok da yakın bazen sonuçlar verebilir. Resmin açısına göre tamamen farklı bir duruşu var. Bunu da bu şekilde verdi. Arasında fark var mı? Şöyle tekrar bir gelelim buraya. Align layer. Silindirel diyelim. Çok bir fark görünmüyor aralarında. Bazen fark oluşuyor, bazen fark oluşmuyor. Resmin çekiliş açısıyla çok ilgili bir şey. Reposition yapalım. Reposition'da bakın şu aradaki mesela kırıklıklar da kayboldu. Evet, reposition'da kırıklıklar da kayboldu. Bu şekilde birleştirme seçeneklerimiz. Bunlar arkadaşlar auto alien layer demek ki farklı açılardan çekilen fotoğrafları bir perspektif görünüşle düzeltmeyi yarayan araçmış diyelim. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.